Merhaba arkadaşlar ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Haluk Seyit. Sizler için 10. sınıf 1. dönem yazılıya hazırlık videosu çekiyorum. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve muhakkak yorum atmayı unutmayın arkadaşlar bu videonun altına. Bu arada bu videonun bu videoda daha doğrusu kullandığım PDF'yi de size link olarak bırakıyorum arkadaşlar. İsteyenler indirebilir. Öğretmeninizi ikna edebilirseniz böyle bir sınavda neden olmasın diye düşünüyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Türk Edebiyatı'nın ana dönemlerini ve onların varsa alt dönemlerini yazınız. Bu tarz sorular gelir arkadaşlar. Garantidir. Şöyle de yapılabilir tabii ki bir şema verilir. Orada bir takım boşluklar bırakılır. Ama biz garanti alalım. Hepsini soralım istedim. İlk olarak tabii ki 3'e ayrıldığını biliyoruz. Ana dönem olarak. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı. Birinci ana dönemimiz. İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı. ikinci ana dönemimiz. Ve tabii ki Batı etkisindeki Türk edebiyatı üçüncü ana dönemimiz arkadaşlar. Bunları da bir numaralandırırsınız. Böylece güzel bir dağılım gerçekleştirmiş olursunuz. İslamiyet öncesi arkadaşlar ikiye ayrılıyor tabii ki. Bir sözlü dönem. iki yazılı edebiyat dönemi. Yazılı edebiyat dönemi diyebilirsiniz arkadaşlar. Sözlü edebiyat dönemi ve yazılı edebiyat dönemi şeklinde söylenebilir. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı da kendi içinde arkadaşlar ikiye ayrılır. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı olmak üzere. Halk edebiyatının da kendi içinde alt başlıkları var. Bir tekke edebiyatı buna dini tasavvuf ve halk edebiyatı da diyebilirsiniz. Tasavvuf edebiyatı da diyebilirsiniz. Aşık edebiyatı ve son olarak da arkadaşlar anonim halk edebiyatı diyebilirsiniz. Batı etkisindeki Türk edebiyatı da kendi içinde ayrılır. İlk olarak tabii ki arkadaşlar Tanzimat edebiyatı, Tanzimat dönemi Türk edebiyatı da diyebilirsiniz. Buna Tanzimat dönemi Türk edebiyatı ben kısaltmalarla yazacağım. İkincisi arkadaşlar Tanzimat'tan sonra gelen Servet-i Fünun dönemi edebiyatı diyebilirsiniz. Türk edebiyatı diyebilirsiniz. Devamında arkadaşlar Fecri Ati edebiyatı devamında milli edebiyat ve tabii ki son olarak günümüzde de yaşamış olduğumuz, yaşıyor olduğumuz Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu kesin gelebilecek gelme ihtimali çok yüksek olan bir konuydu. 10 puanı cebe attık. Türkler hangi alfabeleri kullanmışlardır diye bir sorumuz var arkadaşlar. Türkler bildiğiniz gibi arkadaşlar ilk olarak köktürk ya da başka bir ifadeyle göktürk bunu yine köktürk diye de yazalım ki bir ayrıcalığımız olsun değil mi? Köktürk alfabesini kullanmışlardır. Ardından arkadaşlar Uygur alfabesi devreye girmiştir. Bununla beraber Kiril alfabesi devamında Arap alfabesini ve tabii ki günümüzde kullandığımız Latin alfabesini saymak mümkündür arkadaşlar. Bu da tabi e, tabii ki coğrafi değişikliklere, kültürel etkileşimlere arkadaşlar bağlı olarak gelişen ve değiştirilen alfabeler şeklinde söylenebilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçada geçen noktalama işaretlerinin parçadaki kullanım amaçlarını açıklayınız. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar noktalama işaretleriyle alakalı bir soru. Hemen dikkatimizi çeken noktalama işaretleri ile ilgili özellikle açıklama yapalım. Şimdi yeni lisan hareketinden derken dikkat ederseniz özel isimden sonra özel isimden sonra gelen çekim ekinin ayrıldığını görüyoruz. Özel isimden sonra gelen çekim eki ayrılır o zaman diyeceğiz. Yine aynı mantıkla çalışma dil inkilabıdır derken de yine aynı maddeyi söyleyebilirsiniz rahatlıkla. Tabii ki bir de noktamız var arkadaşlar burada. Ne diyebilirsiniz mesela? Tamamlanmış cümlelerin sonuna, cümlelerin sonuna nokta gelir, getirilir veya diyebilirsiniz. Dikkat edin. Sayılardan sonra 1928'de denilmiş. Ne diyeceğiz? Sayılardan sonra gelen ekleri ayırmak için ayırmak için kullanılır. Kesme işaretimiz. Devamında yine aynı şey söz konusu. Burayı da muhakkak gösterin arkadaşlar. Yani bazen öğrenciler şunu yapıyor. Bende de benzer durumlar oluşuyor. Öğrenci işaretlemeye yazmaya eriniyor. Diyor ki hocam zaten burada açıkladım. Olsun sen yine onu da göster. Şu oku çektiğin zaman sorun mu oluyor problem mi oluyor? Üşeniyor çocuk yapmak yapmaya nedense. Dikkat edin Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin derken yine e, kurum ve kuruluş isimlerinden sonra yani özel isimden sonra aslında gelen e, çekim eki burada e, arkadaşlar ne olmuş? Ayrılmış arkadaşlar. Normalde ama burada nedir? Bir yazım yanlışı var arkadaşlar. Noktalama yanlışı var. Bunu da belirtelim. Hocamız böyle noktalama yanlışı olan e, bir şeyi de bize aktarabilir. Noktalama yanlışı neden? Çünkü ne diyor maddede? Kurum ve kuruluş isimlerine isimlerine gelen gelen çekim eki kesme işaretiyle ne oluyor? Kesme işaretiyle ayrılmaz diyoruz. Ayrılmaz. Dikkat ederseniz bir de burada ne var arkadaşlar? Burada Türk Dil Kurumu ayraç içerisinde aktarılmış. Bazı açıklamalar şöyle biraz karmaşık oldu benimki ama tabii siz dikkat edin arkadaşlar buna. Ee, özenli bir şekilde vermeye. Ee, ben burada sonuçta belli bir alan içerisine sığdırmaya çalışıyorum. Ve daha geniş bir açıklama yapmaya çalıştığım için biraz daha karmaşık bir hale getirebiliyoruz. Siz burada teker teker gerekirse bunu birebir olarak yazarak da gösterebilirsiniz. Burada arkadaşlar açıklama yapılmış. Açıklamalar, açıklamalar bir takım ayraç içerisinde, ayraç içerisinde yani diğer adlar, eş anlamlar ayraç içerisinde verilebilir diyebilirsiniz. Verilebilir. Bu şekilde ve yine tabii ki nokta karşımıza çıkıyor. Tamamlanmış cümlelerin sonuna geldiğini belirtmiştik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan cümlelerin karşısına çarpı yazım yanlışı olmayan cümlelerin karşısına bir tik işareti atmamız istenmiş arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz ekvatorun kuzey ve güney derken tabi burada sorunun şekli değişebilir arkadaşlar. Sizden şunu da isteyebilir düzeltin de diyebilir. Farkındaysanız ben burada az önce de bir yazım noktalama yanlışı vardı onu da belirttim. Yani size noktalama yanlışı da verilebilir. Bunu düzeltmeniz de istenebilir. Yani bu tarz örnekleri de göstermek adına bunları serpiştiriyorum araya. Siz şöyle yapabilirsiniz. Düzeltmenizi isterse kuzey küçük olarak yazılır. Güneyinde küçük olarak yazılır arkadaşlar. Neden? Küçük harfle başlar. Çünkü arkadaşlar biz yön isimlerini ne biliyoruz? Nasıl biliyoruz? Yeryön isimleri özel isimlerden önce gelir. Onunla kalıplaşmış bir şekilde sahaya çıkarsa örneğin Kuzey Amerika derse, o zaman büyük olarak yazılır demiş demiştik konu anlatımlarımız içerisinde. Ama Amerika'nın kuzeyi demiş olsaydı, o zaman da küçük yazmış olacaktık arkadaşlar. Yani bu iki kullanım da doğru aslında bir nevi baktığımızda. Bu düşüneceğiz arkadaşlar. Tabii ki burada bilgi yanlışı, yazım yanlışı var. Tibet öküzü derken dikkat edin arkadaşlar burada öküzü ifadesi küçük olması gerekiyor büyük değil. Neden? Bir örnek hatırlatayım size. Mesela demiştik ki cümle ortasında da fark etmez ben cümle ortasındaki mantığını düşünerek size örnek veriyorum hatta. Hindistan cevizi. Hindistan cevizi derken örneğin C küçük yazılır arkadaşlar. Ya da ya da van kedisi derken V büyük e, Van'dan ötürü ama kedi küçük demiştik daima. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Tamam Antep fıstığı vesaire gibi ifadelerde bunlara dikkat ediyoruz. İngiliz anahtarı derken dikkat ediyoruz arkadaşlar. Burada küçük yazılacak tür adı olan. Bu nedenle burada yazım yanlış var. Bu sulardaki derken sulardaki yaşam alanlarını derken arkadaşlar buradaki ki ne çeşit ki'dir? Buradaki çi, ki arkadaşlar sıfat yapım eki olan ki'dir. Bu nedenle sulardaki derken bitişik yazılması gerekir. Ek durumundadır. Bu nedenle burada da yazım yanlışı vardır. TDK'nin Şimdi Türkçe'de çok kritik ve sürekli yanlış yapılan bir şey var arkadaşlar. Bu da nedir? K sesini ısrarla bir K diye okuma var. Ne oluyorsa yani K deyince ne oluyor arkadaşlar onu anlamıyorum ben. Sürekli K şeklinde söyleniyor. YKS Hayır arkadaşlar YKS değil YKS bunu ben dediğimde ilk çıktığında bu şekilde okuduğumda birçok arkadaş hatta e, bu işi bilmeyen bazı insanlar tepki bile verdiler. E, bu ne ya işte YKS hayır doğru kullanım budur Türkçenin kuralı budur. Hala YKS diyen üstelik edebiyat öğretmeni olan insanlar var arkadaşlar e, Türkiye'de e, hatta e, Youtuber olan e, öğretmenler var. Ben bunu şaşkınlıkla izliyorum bu ısrarlı bir hatayı. Çünkü burada yaptığınız bir hata, öğrencilere kötü bir örnek olacak, bir alışkanlık kazandıracak ve onların da yanlış yapmalarına neden olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bunu neden uzattım arkadaşlar? Şimdi biz burada K'nın dersek bu doğru. Ama Y TDK dersek bu yanlış. E biz de K demeliyiz arkadaşlar. Çünkü birden fazla ismin birden fazla sözcüğün birleştiği kısaltmalarda son harfin okunuşunu dikkate alırız. Dolayısıyla k nin olmalı. T, D, K nin şeklinde yazılmalıydı. Bu nedenle burada da yazım yanlışı vardır arkadaşlar. Bu tip şeylere dikkat edeceğiz. Yazım kuralları bizim ana meselemiz bu. 12. sınıfta YKS'ye girmeye kalktığımızda e, TYT'de, AYT'de hatta işimize yarayacak olan bir bilgidir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıda numaralanmış cümlelerde yer alan fiilimsileri fiilimsileri tespit edip türünü belirtiniz demiş. Şimdi e, fiilimsilerimiz 3 tür olarak karşımıza çıkıyor zaten. İsim fiil. Onu mayışmak olarak kodluyorduk hatırlayın. E, mayışmak sıfat fiil sıfat fiil, sıfat fiil nedir? Hemen anısı, mezar dikecek niş şeklinde söyleyebiliriz kodlamamızı. Bir de ne vardı? Zarf fiil var. Zarf fiili de hemen kodlayalım. Ardından zaten takır takır çözeceğiz arkadaşlar. Neydi? Asiye Kenyalı, Ema'dan Ema'dan ince ip arakladıkça. Şimdi tabii ki bu kodlama tamamını kapsamıyor. Şimdi 1 ve 2 de tamamını kapsıyor ama 1 ve 2 de tamamını kapsıyor ama 3 de tamamını kapsamıyor ekler bu kodlama. Ama zarf eki görevi olması, zarf görevi, zarf tümleci görevi olması bizim için çok belirleyici arkadaşlar. Bu şekilde ben rahatlıkla çözüme ulaşabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Çiçeklerin açması. Dikkat edin arkadaşlar, burada ne var? İsim fiil var. İnsanların sözleri, yaptıkları, birbirini tutmalı, yaptık anası mezar dik derken sıfat fiil var. Fotoğraflara bakınca, bakmak, bakınca fiil kök veya fiil gövdesinin üzerine gelmesi gerekiyor fiilimsilerimizin. Buna dikkat. Dolayısıyla burada zarf fiil var. Hayata toz pembe bakmayı derken burada ne var? İsim fiil var. Şuradaki mayı saymıyoruz. İsim fiil diye. Çünkü o isim fiil değil. Olumsuzluk iki. Bunu saymıyoruz. Ona dikkat. Düşünen insandan diyor. Düşünen anası mezar dikecekmiş derken. en Burada sıfat fiil oluyor arkadaşlar. Bu nedenle bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar herhangi bir problemimiz yok diye düşünüyorum. Beşinci soruyu tamamladık. Şimdi arkadaşlar mesnevilerin mesnevilerle alakalı burada bir soruyla karşı karşıyayız. Mesnevilerle ilgili. Şimdi ne diyor? Bazen binlerce beyit tutan uzun manzumeler şeklinde yazılmasının yazılabilmesinin iki nedenini açıklayınız. Şimdi birinci neden arkadaşlar aruzun aruzun kısa kalıplarıyla kısa kalıplarıyla ve tabii ki Kısa derken aynı zamanda kolayı kastediyoruz. Kolay. Kolay kalıplarıyla yazılması. Bu da onu kolaylaştırıyor. Kısa kalıpla yazılması beraberinde tıpkı bir mani gibi düşünün. Yedilerce ölçüsü örneğin diyorum. Bu şekilde yazmaya kalktığımızda daha uzun soluklu olarak yazabiliyorsunuz. İkinci olarak arkadaşlar ne diyebiliriz? Tabii ki her beytin kendi içinde kafiyeli olması bizim için çok değerli. Bu işi kolaylaştıran bir durum. Kesinlikle kolaylaştıran bir durum. Neden? Şimdi siz mesela e, her seferinde mesela normalde nedir kasidede e, ya da gazelde AA BA e, işte CA şeklinde giderdi kasidede. Kaside için söylüyorum bunu ya da gazel için. Dolayısıyla her seferinde dikkat edin. Bütün beyitlerin beytler, sonunda isterse 99. beyite gelin arkadaşlar. Ne olacak? Her seferinde birinci beyite bağlanıyorsunuz. Bu işi zorlaştırıyor. Ama mesnevilerde ne var? Mesnevilerde rahatlık var. Dikkat edin her beyit kendi içinde. Diğer beyitle alakası yok. Umrunda değil. Her seferinde yeni bir beyit oluşturuyor. Dolayısıyla kolay bir söylem oluşturuyor. Kaside'de, gazel'de daha zor. Mesnevi de çok daha kolay. Zaten bu yüzden çok uzun soluklu mesneviler yazılabiliyor. Şimdi arkadaşlar iki mesnevi eserini şairiyle birlikte veriniz demiş sorumuzda. Ne diyebiliriz burada mesela? Neyi örnek verebilirsiniz? Tabii ki ilk mesneviyi söyleyebilirsiniz. Kutadgu, kutadgu bilik diyebilirsiniz. Burada da karşısına tabii ki Yusuf Has Hacip diyebilirsiniz. Bunun dışında neyi örnek verebilirsiniz arkadaşlar? Mevlana'yı, pardon şurayı yanlışlıkla sildim. Mevlana'yı örnek olarak verebilirsiniz. Mevlana ve Mesnevisi, pardon yanlış tarafa aktardım. Önce eseri yazmamız gerekiyor. Mesnevi, Mevlana şeklinde. Evet, sonra ne diyebiliriz? Mesela Garipname Kime aitti? Garipname Aşık Paşa'ya aitti. Bunun dışında ne diyebiliriz? Dikkat edin arkadaşlar. Harname diye çok önemli bir eserimiz var. Aynı zamanda ilk fabalımız olarak kabul edilebilir. Kime aitti bu? Harname Şeyhiye aitti arkadaşlar. Ne diyebiliriz? İskendername. İskender pardon. İskendername nedir? Kime aittir arkadaşlar? Ahmediye aittir. Bu şekilde arttırabiliriz arkadaşlar. Bunun sınırı yok. Ne diyebiliriz? Ee, i̇şte Vesulet'in Necat diyebiliriz. Süleyman Çelebi'ye ait. Hüsrevi Şirin diyebilirsiniz. Yine Şeyhi'ye ait olan bir eser. Yine arkadaşlar e, ne denilebilir? Fuzuli'nin özellikle çok fazla eserinin olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Leyla ve Mecnun, Bade, Sohbetül Esmar bunlar söylenebilir arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki bu arada mesnevi ile alakalı biliyorsunuz 5 tane mesnevi sahibi olana ne deniyordu? Hamse sahibi deniyordu. Hamse oluşturmuş oluyordu. Tabi Hüsnü Aşk'ı hatırlayalım. Şeyh Galibi ait arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Nabi'ye ait bir Hayriye isimli, Hayrabat isimli, Surname isimli eserler var. Nabi'ye ait arkadaşlar bunlar. Bunları da aklımızda tutmaya çalışalım. Devam ediyoruz. Şimdi aşağıdaki kavramlar hakkında kısaca bilgi veriniz denilmiş. Bu tarz soruları biliyorsunuz biz edebiyat öğretmenleri çok seviyoruz. Bu tarz so bir soru gelebilir. Özellikle İslamiyet öncesi ile alakalı kavramlar olduğunu ve törenlerle ilgili kavramlar olduğunu biliyorsunuz. Sığır denilince aklınıza ne geliyor? Bir hayvan geliyor değil mi? Sığır arkadaşlar sürek avıdır. Sürek avı. Ve bu tabii ki bir şölen şeklinde, bir tören şeklinde gerçekleşiyor. Ee, bu av aynı zamanda Savaş provasıdır. Savaş provası. Ben buraya anahtar kelimeleri yazıyorum. Siz özellikle bunları uzatabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalarınız sırasında bu anahtar kelimeleri kullanarak biraz daha uzatmanız mümkündür. Bunu savaş provası olarak yapıyorlar ve tabii ki nasıldır bir hayvanın genellikle de bu bir sığır olduğu için sığır ismini almıştır. Bir büyükbaş hayvanı ormana salıyorlar. Bir süre veriyorlar onun kaçması için. Tabi genellikle de onu kamçılıyorlar ya da kızgın demir vuruyorlar sırtına, vücuduna ve bu şekilde onu salıyorlar arkadaşlar doğanın içerisine. Bunu söyleyebiliriz. Ve ardından da gidip bu askerler bunu bulmaya, öldürmeye çalışıyorlar. Tabii ki öldüren değer kazanacaktır ve bu şekilde başarılı olacaktır. İkinci törenimiz arkadaşlar. Bu adı verilen tören, bu törenimiz ölen kişinin ardından düzenlenen, ardından düzenlenen bir törendir. Merasim ifadesi kullanılır, değil mi bizde genellikle? Merasim ifadesi kullanılır arkadaşlar ölen kişinin ardından gerçekleştirilen cenaze merasimi aslında. Cenaze kelimesini de hatırlayabilirsiniz arkadaşlar burada. Tabii balbal bal kelimesini de hatırlayabilirsiniz. Oradan yola çıkarak ölen kişinin mezarının başına dikilen o küçük heykeller hatırlayın. İslamiyet öncesi gelenek içerisinde yer alıyor. Genellikle arkadaşlar bir çadırın içerisine ölü konulur etrafında çadırın savaşçılar, atlı savaşçılar 7 kez dönerler, 7 tur atarlar. Bu şekilde bir tören gerçekleşir. Tabii ki bu törenler sırasında mesela sığır sırasında arkadaşlar şamanlar şaman kelimesini muhakkak kullanın bu tarz anlatımlarda. Nedir? Koşuk dediğimiz türde şiirler söylüyorlar. Tabii ki kopuz adı verilen müzik aleti eşliğinde. Yu'da da yine aynı şekilde arkadaşlar yine şamanlar devreye giriyor. Burada yine kopuz var, e, kopuz adı verilen müzikalite eşliğinde e, ne yapıyorlar? Sagular söylüyorlar. Ölen kişinin ardından duyulan üzüntünün dile getirildiği şiirlere sagu deniyordu. Şölenler arkadaşlar yılda bir veya iki kez düzenleniyor. Büyük törenler, büyük kutlama da diyebilirsiniz buna. Ne yapıyor hükümdar? Çadırından otağından çıkıyor e, ve Halkın otağını, büyük çadırını yağmalamasına izin veriyor. Bu şekilde halk ne yapıyor? Giyiniyor, ihtiyacı olan eşyaları, yiyecekleri alıyor ve bu şekilde varlık sahibi oluyor. Çünkü hükümdarın görevi, açları doyurmak, çıplakları giydirmektir. Şimdi diğer arkadaşlar maddemiz stavdır bu sav maddesine baktığımızda aklımıza ilk tabii ki ata sözü gelecek. Şimdi sav neydi kelime anlamı olarak bile baktığınızda savunulan düşünce. Bugün hala kullanılan bir ifadedir arkadaşlar. Buna tez de diyebilirsiniz veya dediğim gibi savunulan düşünce. Bunu dile getiren dize veya cümle şeklinde söylenebilir arkadaşlar. Çünkü değişken. Şiir biçiminde de olabiliyor, cümle biçiminde de olabiliyor. Devam ediyoruz. Geçiş dönemi eserleri sorulmuş arkadaşlar burada da. Geçiş dönemi eserlerini yazarlarıyla birlikte vermemiz istenmiş. Şimdi tabii ki aklımıza ilk mesnevimiz olan Kutadgu Bilik geliyor. Kime aitti? Yusuf, Has, Hacip. Bunlar çok önemli eserler. İnanın bunlar sorulur. Bakın buradan garantisini veriyorum. Sınavda çıkanlarda lütfen yoruma belirtirlerse çok sevinirim. Bu soru gelecek arkadaşlar. Bu veya bunun türevi. Yani şunu da diyebilir. Kutal bu özelliklerini yazınız da diyebilir. Ne dersin? İlk mesnevi. 6645 beyitten oluşur işte dört tane sembolik karakter vardır. Bunların birbiriyle konuşması ya da mektuplaşmaları üzerinden devlet yönetiminin nasıl olacağı anlatılır gibi 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 bir takım bilgiler verirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Diğer eserimiz ne olabilir? Diğer eserimiz Diğer eserimiz Atabetül Hakayık. Hakikatler eşiği anlamına gelir. Bu eserimiz tabii ki Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır. Bu bir vaaz kitabıdır diyebilirsiniz. Hakikatler eşi anlamına geliyor. Diğer eserimiz nedir? Divanı Lugatit Lugatit Türk. Kime aittir? Kaşgarlı Mahmut'a aittir. Devam ediyoruz. Ne var başka? Divanı Hikmet. Divanı Hikmet kime aittir? Türk tasavvuf edebiyatının kurucusu olan Ahmet Ahmet Yesevi'ye aittir. Ve son eserimiz arkadaşlar, bu da muhakkak verilmeli Dede Korkut hikayeleri. Şimdi Dede Korkut hikayelerinin özellikle 11. 9. ve 11. yüzyıllar arasında yaşanan olayları aktardığı düşünüldüğünde ...burada aktarılması da çok doğal olacaktır. Dede Korkut hikayelerinin yazarı kim? Tabii ki yazarı yok arkadaşlar. Anonim bir ürün olduğunu ifade edebiliriz. Daha doğrusu biz bu hikayelerin halk içinde oluştuğunu biliyoruz. Halk içindeki bu olaylar, aktarımlar, anlatılar birisi tarafından yazıya geçirilmiştir ama... ...kim tarafından yazıya geçirildiğini bilmiyoruz. Devam edelim. Dokuzuncu sorudayız. Bu üç tane metin verilmiş. Bunların türü soruluyor arkadaşlar biçimi, anlatım özellikleri istenmiş bizden. Şimdi arkadaşlar birincisi nazım biriminin dörtlük olduğunu görüyoruz. Ben kestirmeden yazıyorum ama siz uzatın. Nazım birimi dörtlüktür diye yazın. Sizin orada kendinizi ispatlama alanınız arkadaşlar. Ben sadece burada bir aktarım sunuyorum size. Her şeyi de açıkçası bir anda anlatırken bir yanda bir yandan yazmak bazen alanı kullanmak sıkıntılı olabiliyor. Şimdi dörtlükten oluşuyor. Tek bir dörtlükten oluştuğunu görüyoruz. Hemen bakalım A, A, X, A şeklinde kafiyelenmiş. Kafiye örgüsünü belirttiniz. Hatta yetmez. Kenara bile yazın. Kafiye örgüsü deyin üşenmeden A, A, X, A şeklindedir. Hece ölçüsüyle mi yazılmış bakalım. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 şeklinde 7'li hece ölçüsü ile yazılmış ya da biz buna daha doğrusu söylenmiş diyelim. Arkadaşlar bu bütün özellikleri dikkate alındığında ilk iki dizesinin doldurma dize olduğu, son iki dizesinin asıl dizeler olduğunu biliyoruz. Bu düz mani örneğidir. Düz mani. Halk edebiyatındaki anonim halk edebiyatındaki örnek. Şimdi baktığımızda burada bir eksik dize görüyoruz. Diğerlerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. Yani biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Yine aynı mantıkla A, A, X, A şeklinde. Ve dikkat edin şu kısmı sileceğim. Şu kısmı sileceğim. Dikkat edin. Kuleden, kuleden ve kul eden şeklinde yazılışları aynı, anlamları farklı olarak verilmiş kelimeler var. Biz bunlara ne diyorduk? Biz bunlara cinaslı kafiye diyoruz arkadaşlar. Cinaslı kafiye diyoruz. Dolayısıyla şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine dörtlükten oluşmuş. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunlar cinaslı mani, ya da başka bir ifadeyle ilk dizeye dikkat kesik mani. Kesik mani olarak adlandırılır. Üçüncü metnimize baktığımızda yine a, a, x, a. Burada dikkat edin x, a şeklinde bir kafiyeleniş var. Normalden iki dize fazla olarak karşımıza çıkıyor. İki dize fazla olarak karşımıza çıkıyor. Tersten bakalım. Ee, bu şekilde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz bunu artık arkadaşlar artık mani diğer adıyla yedekli mani diyebiliriz. Yine çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ile ölçü olduğunu vurgularsınız. 7 ile C ölçüsü anonim olduğunu vurgularsınız. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Bunun bir mani olduğunu artık mani olduğunu söylersiniz. Devam ediyoruz. Bir boşluk doldurma sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi gelin beraber yapalım. Bu boşluk doldurma e, ne ile ilgili? Halk hikayeleri ile alakalı bir boşluk doldurma. Burada e, soru kökünü arkadaşlar yanlış aktarmışım. Farklı bir soru koymayı düşünüyordum ama doğru yanlış sorusu yerine boşluk doldurma sorusu biraz daha hizmet edeceğini düşündüğüm için buradaki soruyu inisiyatif alarak değiştirdim arkadaşlar. O yüzden bunu rahatlıkla silebiliriz. Doğru yanlış yerine biz biraz daha bizi zorlayacak soruyla uğraşalım istedim. Bu yüzden ne yaptık? Halk hikayeleri ile alakalı arkadaşlar boşluk doldurma sorusu sordum. Şimdi genellikle halk hikayeleri kimler tarafından söylenir? Tabii ki aşıklar tarafından söylenir. Nokta nokta karışık bir şekilde ifade tarzıyla anlatılır. Nedir arkadaşlar ne ile karışık? Nazım Nesir karışık olarak çünkü e, duyguların anlatıldığı bölümler nazım, normal olayların anlatıldığı bölüm nesir olarak aktarılır. 3'e bakıyoruz arkadaşlar. Nokta ve nokta nokta özellikleri gösteren hikayelerdir. Şimdi biz e, halk hikayelerinde bir kere destanların özelliklerini görmekteyiz. Bununla beraber bir takım olağanüstülükler de barındırması açısından baktığımızda masal özelliklerinin de olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada destan ve masal kelimelerini kullanabiliriz. <laughs> Türk edebiyatında halk hikayesi özelliğine sahip ilk örnek tabii ki geçiş dönemi ürünü olarak da ortaya çıkan Dede Korkut hikayeleri isimli eserdir. Bu halk hikayesi adına ilk ürünümüzdür arkadaşlar devam ediyoruz. Bunun dışında genellikle nokta nokta konusu işlenir. Tabii ki hangi konu halk hikayelerinde? Aşktır. Hatırlayalım özellikle işte Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin gibi hikayelerde özellikle aşk konusunun işlendiğini biliyoruz. Bunun dışında tabii ki kahramanlık hikayeleri, kahramanlık ve aşk hikayelerinin harmanlanışı da olabilir. Kahramanlar tarafından söylenen nokta nokta ve nokta nokta mutlaka gerçekleşir. Kahramanlar dua eder veya beddua eder. Yani kötü dua anlamında beddua ederler ve bu gerçekleşir. Beddualar, dua ve beddua gerçekleşir diyebiliriz. Ortaya çıktıkları dönemin neyini yansıtırlar? Sosyal zihniyetini yansıtırlar arkadaşlar. Bu nedenle zihniyet olduğu için sosyal diyebiliriz siyasal ve kültürel özelliklerini yansıtırlar. Olayların halkın anlayabileceği, olaylar halkın anlayabileceği nasıl bir dille? Tabii ki sade bir dille anlatılır. Halk hikayeleri nokta nokta ürünleridir. Hangi kategoriye girer? Anonimdir. Anonim ürünleridir arkadaşlar. Masallarda olduğu gibi kalıplaşmış özellikle girişte ve bitişte kalıplaşmış ifadeler vardır. Sevgilinin tanıtıldığı bölümlerde kalıplaşmış ifadeler vardır arkadaşlar. Arkadaşlar umarım 100 aldık bu sınavımızdan. Ben sizin karşınıza çıksaydım böyle bir sınavla çıkabilirdim mesela. Ben Türk Dili ve Devleti Öğretmeni Haluk Seyit. Arkadaşlar sizin yanınızda olmaya daima devam edeceğim. 10. sınıflarla ilgili konu anlatım videolarım da var. YKS sürecinde yardımcı olacak size bir takım soru çözümlerim de var. Seslendirmeler yapıyorum. Şiir seslendirmeleri, hikaye seslendirmeleri, kısa filmlerim var. Bunun gibi çalışmalar var kanalımızda. Muhakkak abone olmanızı ve bana yorumlarınızla geri dönüş yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. PDF'yi indirmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.